Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın canlarım, günaydın. Nasılsınız? İnşallah haliniz, hatırınız iyidir. Sabah ben biraz erken uyandım. Ali'ye seslendim, bak deyin. Aman Hatice dedi, kahvaltıda ne yapacak dedi. Şu an saat arkadaşlar 9.30'a geliyor. Kahvaltı yapacağız. Ne yapacağım, ne pişireceğim şu an? Ali geliverdi ama hiç şimdi şu an daha bilgim yok. Hele bir çaya koyak da aklımız başımıza alsın. Hadi bakayım. Çayın altına iç. Çatayım diyeceğim şimdi arkadaşlar. Bahçeye kalalım. Bahçeyi çok özledim de. Hadi bugün götüreyim bari sana. Bugün götü de sıcakta duruyorum Isıcak çattıktan sonra götük sonra. Yok yok, hava soğuk. Hava soğuk olsa da içeri serin soğuk ama dışarıya çıktığın zaman dışarı da serin. Bayağı bir sıcak oluyor. Biz karnımızı doyurayım gideyim. 5 tane cayır cayır yanar. Yanmaz. Ben onu sevmiyorum işte sıcakta. Arkadaşlar bahçeye gitmeyi. Bana kalktığım zaman sabah böyle serin de güneş iyice doğmadan gireceğim, dolanacağım. Öyle mi olacak? Kocum bile görmüyor şimdi acuru salatalı ısıcı güneşte. Ya güneş de hava serin kalan evet ki tamam, değil. Tamam ben sana toplatırım o zaman seririz. Çayımı attım da şu an dün yumurta yedik. Bu ne yesek diye düşünüyorum. Arkadaşlar inan her gün kah yok. Ne pişse ne yapsan içsek değil düşünmüyor desek yalan. Günlük ne yapılacağına bak. Dün yumurta yedik bugün de kahvaltı yapalım. Eyvah olsun. Çayımı bir hele bir demle. Hele bir kaynatayım diyorum ha. He ufak tefek. Masamı sildirdi. Dolapta ne varsa. Aklın başına yatsın. He. Yine kendine göre de bir şeyler pişirmek istiyorsam orasında bilemem. Benim tulum peyniri olmayınca ben öbürlerini belki arkadaşlar kıyısından köşesinden belki seviyorum desem yalan. Tulum peynirine yeşillik oluverse maydanoz ekmek o. Ye diyorsun lan. Ye ama öbür türlü benim de huyum kurusu işte ben doyum hani. Yiyemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dediği peynir de bir yerde satılıyor. Onu beğeniyor. Orada biraz uzak geliyor. Bazen benim de gözüm kesmiyor. Kendi gidip de almıyor. Ben nasıl gideyim? Dağıtım arabam mı var da sen bir alemsin ha. Kendim alamam. Buranın camını açmadım. Açma soğuk. Sen o kadar ne üşüyorsun ki o kadar soğuk yok. Yok üşümüyorum da sen dedin yanıyorum dedin bilmem ne dedin. Ne dedim? Yanıyorum dedin. Tamam. Dışarı sıcak oldu dedin. Nasıl gideyim bahçeye dedin. Ya aynen öyle oluyor diye. Vallahi bana şey yapıyorum da. Şimdi burası serin soğuk oluyor. Dışarı çıktığın zaman sıcak oluyor. Öyle mi oluyor? Evin içi tabii canım. Evin içi şey. Şura ne olmuş ya? Ora aldığımız da öyle. Neyse varsın olsun. Biz de eskidik öyle. He. Sanki biz yeni miydik arkadaşlar. Biz de. Şimdi şuradan iki bardağımızı aldık. Çatalımızı koyak. Çatal koyak canlar. Peynir zeytin mi istiyorum? Şey demek istiyordum hadi dün. Dün hiç almıyordu arkadaşlar gelirken. Kaynanam almaya gittiydi. Radoğaya tuzsuz ekmek alıyor muyum almışım da ben de. Yok halk ekmeğe baktım halk ekmeğe. Bayinin önündeydim o dedim. Sıcak da burnuma burcu koktu. Eski halk ekmekleri yok arkadaşlar. Şunu da aldım hiç yemedim. Yedim onu bir tane. Eski İyi. Bunları da koyuyoruz. Ben arkadaşlar. Daha çıktı. He? Güzelce kahvaltı arkadaşlar. İçi. İçinde şey var da. İçinde kuru yemişler var böyle. Kurucu mu var? Benim de hoşuma gidiyor. İyi sen onları da ye o zaman. Biraz hı. O şey arkadaşlar şekerli gibi geliyor. Aynı şey
Turizm var ya tadında. Ceviz işte, var herhalde, bir şeyler cevizli var. Cevizli fındık mı, bir şey var içinde. Evet. Ya ceviz ya fındık, fıstık var, bir şeyler var içinde. Dolabı bir açayım. Neler bekleyin güzeli. Rabbim. Onu her çıkardığında da ben de zannediyorum. Neyi? Çok hemen çıkaracak Hatice Hanım. Sen seviyordun. Yok, çok hemen yok. Neyse alayım bari. Seviyorsan ama ben yemiyorum arkadaşlar çok hemen. Benim sevdiğim bir reçel var. Azıcık da burada benim tereyağı. Benim daha bunu yiyorum ben de. Ben de bunu çok seviyorum işte. İyi. Bunu ekmeğe sürüp sürüp yiyorum. Başka ne imzasık? Düşünmem lazım. Bir şey daha var da. Senin reçelin var. Reçel ha? Nasıl da bildin? Reçeller arkadaşlar. Şöyle reçelim yok demiyorsun. Yok olur. Bir sürü reçelim bundan var. Ama kimse yemiyor arkadaşlar artık. Yaptık. En çok reçeli Elif tüketiyordu. Elif seviyordu reçeli. Yemedik. Geri koydum ötekini açmayı. Peyniri diyor. Ötekini açmayacağım. Israf olmasın arkadaşlar. Şunu açık şöyle hemen. Her zamanki gibi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Her evde olan bir şeyi yani. Az ondan, az ondan arkadaşlar. He, sana şu keçilden koyayım gene. Değil mi? Olmadım gene, koydum. Ali seviyor arkadaşlar. Ben de dün bir iki almadım desem. Yalan, bir iki de ben uzandım. Şundan diyeyim. Arkadaşlar bunları koyduğum zaman her ekmeği çok yedirir. Hem de ben karnım doymuyor açıkçası. Bunları kahvaltı. Kahvaltıdan saymıyor. Ya bir melemen olacak, ya battıcan olacak, ya bir şeyler olacak. Onları bek yani açıkça diyeyim. Şey yapamıyorum. Şimdi arkadaşlar benim burada yediğim, açıkça söyleyeyim. Bir tek şu. Uzanırsam bir bu. Başka bir şey yok benim yiyeceğim. Niye? Ne? Senin özelliğin ne de yemiyorsun hanımefendi? Özelliğin arkadaşlar, annesi de aynı inanın var ya, benim burada yiyeceğim bir şey yok. Niye peynirin kendiniz o kadar dev aynasında görüyorum? Ben bunların hepsinden... Tereyağını sevmiyorum, yemiyorum. Reçelde dohunu yiyor, fazla yiyemiyorum. Ben hepsini yiyorum, dohunsa da dohunmasa da. Sen de yiyiver, ne olacak yani? Onu yok de. Benim yiyeceğim yok. Annesinden aynı çocukken nasıl yetiştiyse arkadaşlar. Annesinden tamam da sana dokunmuyor. Şimdi annen de tansiyonu yükseliyor neymiş, ben bunu yemem. 80 yaşında kadın, ben onu yemem, ben bunu yemem. Arkadaşlar ne anlamadım ki yani. Senin anan da yiyor, hasta oluyor, şişiyor. Benim, senin anan, aynı işte. Senin anan ben bana atıyor da gel bana attığın zaman niye parlıyor mare? Yok parlamıyor, niye parlıyor? Yok parlıyor, seninki de. Yeme dediği şeyi gizli gizli yiyor. Ya annem de gizli gizli yiyor arkadaşlar. Ondan sonra da her gün hastane ayak şişiyor, ne olacak? Şekeri, ha, şekerli ha. Yiyor. Ondan sonra hamur işi tuzlu yiyor. Hamur işi yiyor annem. Evet, yapma kendi dediğim. Yapıyor. Gidiyor. Yemiyorum ki diyor. Ondan sonra kutup gibi şişiyor ayak, o ne olacak? Benimki de koku yemiyor, hasta oluyor. Aha, yalan konuştum haksızca. Bak yalan. Çaydanlık bire evet. Geldi. Yalan konuşmadım. Yalan konuştum desem. Yani. Bugün bahçeye gidiyoruz değil mi? Gideceğim mi? Gözün kesiyor mu? Ali bahçeyi 2 gündür, 3 gündür götürmeyen sensin. Biliyorum. Ne yapacağım diyeyim. Neyse bugün gidelim. Sallandım. Bugün gidelim arkadaşlar. Yarın Elif kızımız geliyor. Çocuklarıyla görüşecek. Ben aslında buraya boyaya başlayacaktım. Şimdi Elif kızım gelirse dedim biraz onun için zor olur, yorucu olur. Öyle şeyi inşaata başlamak istemedim. Bugün geleceğini evet. De diyeliz yer yok, dolu değil, şey yapmamışlar. Yarın gelecek arkadaşlar. Almamışlar. Yani bu, pazartesiden itibaren bakalım bu evde çok değişik Ali, şeyler yapmayı düşünüyorum. Ali. Söyle. Yani ne zaman gelip de gelişecek? Akşam diyalize gidecek. Akşama gelecek akşama. Yarına değil. He tamam. Yarın ta oradan buraya gelip de nasıl alacak? Çayımızı aldın mı?
Çay daldı. Daldı da benim de yeşillikte. Neyse. Ali az döşecek. Gidince en çok bir yeşillik getirmem lazım. İyi hadi getir hadi. Baş belası kadın. Ne diyeyim arkadaşlar, şimdi siz bu kelimeme de kızacağınız da biz Hatice Hanım'la böyleyiz işte. Arkadaşlar çay şimdi kaynadı, canı sağ olsun. Oturmadan hadi başlayacak. Ben Ali'yi biliyorum çünkü. Sabırsız. Bu arada arkadaşlar kapının tamirinden dolayı bayağı bir güzel yorumlarınızı okudum. Hepinize ayrı ayrı gerçekten teşekkür ediyorum. Yani Hatice Hanım'a hak veren de var, bana hak veren de var. Ben ne yapayım arkadaşlar, basmıyor. Ben ne öreyim, çektim. Unuttum gitti. Hatice Hanım'ın mesajı var diyorlar. Niye önceden tektirin almadın diyorlar. Doğru söylüyorlar. Ben ne bileyim anca diye ki ya. Arkadaşlar akıl defter mi? Hatice kapıyı örtme, Hatice kapıyı çekme diye. Ben de onu mu da düşüneyim? Sen ne ki çek gel. Ben hiç durmadan kapımı düşüneyim Ali. Ben bazen oluyor, dolap açayım, dolabın başına ne gittiğimi unutayım Ali. Arkadaşlar bu arada bu salça yapımından dolayı bir arkadaşımız adeta diyor sanki diyor orada diyor salçanın kokusunu bir anda diyor kokuyu şeyi yaşadım diyor. Vallahi nasıl yapsak nasıl etsek, istersen arkadaşımıza şöyle bir şey söyleyebilir. Gelebilir arkadaşlar, Hatice Hanım da bir kavanoz ikram edebilir. Arkadaşlar canlar. İnan yerim belli, yurdum belli. Fazla da olmasa biliyorsunuz bir sefer yaptım. Şimdi iki şişe Gulay'a verdim. Gulcan ama şeye hiç vermedim. Gulay anne salça diyor. Biliyorsunuz ev kalabalık olunca önümüzden ne koparsa yani bir şişe olabilir. Buyurun gelin. İnan ki bunu kendi yaptığımdan, salçamdan yaptım. Benim gibi böyle çemen gibi yiyebilirsiniz. Tuzunu fazla koymadım. Ben çok seviyorum. Çok güzel arkadaşlar. İçine cevizimiz varsa, baharatımız varsa koyun, ekmeği sürün, yiyin. Buyurun. Kapattım altını. Kapattın ya. Daha hayır. Olmadı. Bir dur. Evet, demlenmedi. Tamam. Daha yeni çektim Ali'ye. Hmm. Arkadaşlar çay diyor. Çay kaynamadı da demlenmedi daha işte. Ne yapabilirim? Arkadaşlar Hatice Hanım da söyle. Evi ya. Şöyle bir şey çok sabırsız. Canınızı alacağım. Hatice Hanım bir çeneye daldı mı geriyi unutuyor arkadaşlar. Arkadaşlar hep beni suçluyor, hep beni suçluyor. Kimi suçlayacağım, kimse yok orada. Hayır işte çay çekeli bir dakika olmadı, bir saniye orada olmadı. Orada bir günah keçisi ilan edeceğim kişi Hatice, başka kim var? Canı sağ olsun, şimdi hemen yemeği döyle diyor arkadaşlar. Yemeği derim ocağa kahyon. Şöyle ısıtmaya, altını şöyle açayım. Hatice ısıtma, Hatice çabuk. Daha tencerenin içi ısınma. Hatice yeter, az konuş, az. Zararlı çok konuşma. Arkadaşlar bak, şimdi doldur diyecek, ben biliyorum. Ali çok, evet arkadaşlar. Neyse, o zaman biraz şey yapsın, tamam. Otunda kalmamış. Yedin mi o kadar bir poşet otları? Otu getirelim. Kaç çıkın oldu Allah'a seversen. Bir hafta yongunu geçti. Daha mı bitmesin? Ben aha bunlar da yerim işte. Arkadaşlar. Bundan yerim. Sen yemiyorsun zaten. Senin yiyeceğin şu domatesten. İki tane alır. Vallahi domatesi yiyorsun. İki de ne demen azlanma sen de. Yiyorsun. Hadi hepsini ben yiyorum. Ne fark eder yani? İşte iki de ne diyeyim. Yiyorum işte. Seviyorum domatesi. Niye? Nazlanayım. Onu da bir tane doğruyorsun kızıklık olsun diye. Neyi? Doğru. Yiyorsan bir sürü domates var, yok mu? İstediğin domates olsun. Hadi. Tamam işte bu benim. İyi. Çayınız inşallah bu arada oturmuştur canlar. Canlar. Gelin beraber yiyek diyorum. Önce videomuz bu kadar. Bazen de dişi yok, her evde olan bir şeyi. Sizler de kocamızdan dişiyinizdir. Didişmeyik deseniz illaki kıyısından kocasında patlar arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın canlar. Hoşça kalın arkadaşlar.